merhaba. Bugün çok merak ettiğiniz bir videoyu çekeceğim. Aslında çok fazla kişi çekti ama ben de sizin karşınızda deneyimlemek istedim. Ne yapacağım? Bu küçük jiletlerden aldım ben. Bunlar şöyle bir pakette ikili satılıyor. Bir de pembesi vardı. Yanıma almamışım. Rossmann'dan aldım ben. Fiyatları da gayet uygun. 4-5 lira gibi bir fiyatı var. Aslında çok böyle şu an heyecanlıyım ve çok cesaret edemedim çok uzun süre. Yani bir iki hafta oldu galiba alalı. Ve istedim ki bu deneyimi birlikte yaşayalım. Daha sonra bununla ilgili bir video daha çekerim. Çıkışıyla ilgili ya da bir değişiklik, herhangi bir problem yaşadığımı bununla ilgili de ayrıntılı bir video daha çekerim diye düşündüm. O yüzden bugün sadece birlikte alacağız yüzüğümü. Bu kadar. Ama şunu söyleyebilirim. Bu jileti tabii ki denedim. Yüzümde hiç denemedim ama kaşlarımı bununla aldım ve dudaküstü tüylerimi bununla aldım. İnanılmaz memnun kaldım. Ama şunu söyleyebilirim. Kaş gerçekten çok çabuk çıktı. Yani özellikle kaş altı için bence çok mantıklı değil. Ama bıyık için inanılmaz başarılı. Gerçekten çıkış süresi bir 5-6 günü, 1 haftayı buluyor ve bence bu çok iyi. Çünkü iple ya da cımbızla falan aldığım zaman çok daha erken çıkıyordu benim. Yani 3-4 gün sonra hemen çıkıyordu. Belki de aynı zamanlarda çıkıyor, bilmiyorum. Ama kesinlikle daha hızlı değil. İpten, ağdadan daha hızlı değil. Ağdada da benim çok çabuk çıkıyor. Sebebini bilmiyorum. Bir de herkes de farklılık da gösterebilir. Ama benim için önemli olan şey çıkış hızıydı. Hemen ertesi gün görmek istemiyordum açıkçası tüyleri. İnanılmaz memnun kaldım dudak üstümde. Kesinlikle kullanılabilir. Hani böyle birden uyanırsınız, bir yere gitmeniz gerekiyordur ve o tüyler çıkmıştır dudak üstünde. Hemen böyle 2 saniyede alıyorsunuz. İnanılmaz rahat. Ne kuaför derdi ne ip ağdı derdi var. O yüzden çok sevdim. Zaten dudak üstüne ağda ben hiç tavsiye etmiyorum. Hem kararma oluyor hem böyle bir kabarıklık mı denir? Bilmiyorum. O tarz bir şey oluyor. O yüzden dudak üstünde ağda çok mantıklı bulmuyorum. İp daha iyi eğer bunu kullanmak istemiyorsanız. Peki çıkışıyla ilgili ne deneyimledim? Çıkışı kesinlikle daha sert ya da daha kalın değil. Aynı şekilde çıktı. Zaten ben cımbızla falan alıyordum daha çok. İp kullanmayı çünkü bilmiyorum. Aynı çıktı yani. Herhangi bir değişiklik olmadı. Bundan da cesaret bularak bugün birlikte yüz tüylerimi alacağız. Başlayalım. Cildimi buradan gerdirerek aşağı kısımdan başlıyorum almaya. Zaten çıkan tüyleri görüyorsunuzdur belki. Şu an aynam da bayağı uzak, pek göremiyorum ama. Hani şu şekilde çekmeniz önemli tam kökten alabilmek için. Bence en çok şu kısma, favori mi deniyor? Bu kısma dikkat etmek lazım. Eğer şuradan hani saçınızı tutup alırsanız bence en iyisi bu olacak, bu yöntem olacak. Yoksa bayağı kötü durabilir. Alttan yukarı doğru gidiyorum ben. Gerçekten rahatlatıcı bir his bu arada. Ve en önemli kısmı burası. Yani burayı kel bırakmayın, böyle sıfır girmeyin. Çok komik görünüyor çünkü öyle. Ben en çok fondöten uyguladıktan sonra nasıl duracağını merak ediyorum. Hissettiğim şeyi söyleyeyim. Şurama sürdüğümde böyle sanki yeni çıkmış gibi hissettiriyor. Ama galiba çok geremediğim için öyle oldu. Ya da pütür pütür oldu bilmiyorum. O da olabilir. Cildimi temizledikten sonra anlayacağım. Göz çevresini alırken de dikkat edin. Yani göz altına yaklaşırken biraz hassaslaşıyor çünkü cilt orada. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Yine aşağıdan başlayarak alacağım. Bence iyice çekmek gerekiyor. Yoksa burada mesela o pütürüklük olmadı. O yüzden şöyle yukarı doğru iyice gerdirin alırken mutlaka. Deneyerek birlikte öğreniyoruz nasıl almamız gerektiğini. Bu taraf biraz ters geldi bana. İnanılmaz güzel oldu.
hani görünmeyen, gözle görünmeyen tüy bile olsa böyle dokunduğunuzda gelen o his hiç hoş olmuyor. Fondöten falan sürdüğünüzde de hoş olmuyor. Ama bu his çok güzel. Cildimi yıkadım, geldim. Gerçekten parlak ve pürüzsüz görünüyor cildim. Ve Pantene'imi de uyguladım. Videonun maalesef son kısmı yok. Ya bilgisayar atarken sildim ya da hiç kayıt almadım. O kadar da uzun konuşmuştum ki. Neyse, sorun değil. O yüzden bitirişi montajımın sonuna doğru yapıyorum. Şimdi fark ettim videonun olmadığını. Dediğim gibi ben çok sevdim. Sonuçtan çok memnun kaldım ama hepimizin merak ettiği asıl nasıl çıkacağı ya da bir değişiklik olup olmayacağı. Bunu da Haziran ayı içerisinde göreceğiz. Bunun için ayrı bir video tabii ki çekeceğim. O yüzden izlemede kalın, takipte kalın. Bu videoyu beğendiyseniz ve benden denememi istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka aşağıya yorum olarak bırakın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.